Merhabalar, ben Güney Esentürk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, Nurcan'la beraber tekrar karşınızdayız. Evet, şimdi Nurcan yine bize birkaç tane soru soracak. Oyuncu soracak, diyecek ki bu oyuncular şöyle böyledir, geliyor mu gelmiyor mu, biz de araştırmalarımızı ona göre yaptık ve sizlere burada elimizden geldiğince bir şeyler anlatacağız. Ama konulara girmeden önce bize destek vermek için abone olursanız çok mutlu oluruz. Like'larınıza çok ihtiyacımız var, yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Lütfen bize destek amaçlı like ve yorum yapınız diyorum. Eğer yayınlarımızı da izleyip beğeniyorsanız tabii ki de abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Şurada da yazdığı gibi katıl üyelerimizden Eyüp Yıldız, Nuran Bilgin, Taylan, Aydemir ve Arda Ergün'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yine katıla tıklayarak aynı şekilde oradaki ayrıcalıkları kontrol ederek sizler de istiyorsanız bize ekstra destek verebilirsiniz diyorum. Ve Nurcan Hanım, buyur sendeyiz. Günay, biliyorsun Galatasaray'da orta saha çalışmaları hız kazandı. Herhalde artık yönetim baktığı çok fazla tepki var. Orta sahaya bir transfer yapalım dedi. Şimdi ilginç isimler var. Tamam, şöyle söyleyeyim. Direkt Vatik diye bir futbolcuyla ilgileniyoruz. Bu çocuk orta sahada sence su gibi oynar mı? Su gibi oynar. Şimdi Nurcan çok güzel bir yere değindi. İroni yaptığını düşünüyorum. Çok güzel ironi yaptığını biliyoruz zaten. Ama Yusuf Güney'in açıklamalarından sonra taraftar kahroldu. Çok güzel ironi yaptığını anlayabildim. Çünkü yayın öncesinde seninle konuşurken bayağı bir moralin bozuktu. Tabii bizler de burada bir şekilde çıkıp basında çıkan haberleri, oyuncuları sizlere aktarmak amacıyla buradayız. Yoksa biz kendimiz bir tarafımızdan oyuncu üretmiyoruz, oyuncu yazmıyoruz, söylemiyoruz. Drinkwater da bunlardan bir tanesi. Yine Twitter üzerinde gördüğüm oldukça çok konuşulan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Yusuf Güney'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra ben Galatasaray'da açıkçası lig başlamadan bir iki hafta çok büyük bir hareket beklemiyorum. Ben de beklemiyorum. Yani çünkü çok değişik açıklamalar yaptı. Biz burada çıktığımız zaman diyoruz ki yönetim transfer yönünde çok başarısız. Bunu her zaman söyledik. Bize çok tepki verdiler. Yani evet, parasal yönden tekrara düşmeden söyleyeyim. Yani parasal yönden çok iyi yöneten bir yönetim ama transfer konusunda çok başarısız bir yönetim. Bir noktaya değinmek istiyorum Nurcan. Özellikle şunu söyledi Yusuf Günay. Dedi ki maaşı yüksek olan oyuncularımıza gayri resmi teklif var. Yani kim bunlar? Belhanda, Feguli. Belki bunlara bir teklif var. Ama resmi bir teklif olmadığını söyledi. O zaman sadece menajerler aracılığıyla. Yani menajerler tabii ki de Galatasaray'a bir şekilde bu oyuncuları sunuyor veya şunu duydum. Galatasaray birçok menajere yetki verdi. Belhanda ve Feguli transferinde. Bu oyuncuyu götürün diye. Sadece kendi menajeriyle değil. Bir sürü menajer ortada. Drinkwater. Hemen ben notumu aldım burada bilgisayarıma. Drinkwater geçen yıl önce Burnley'de başlıyor, bir maç oynuyor, sonrasında Aston Villa takımına gidiyor ve 4 maç oynuyor burada ve Chelsea'de şu an sözleşmesi devam ediyor ve 2022 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi var. Şu an önümde açık olan ekranda 4 milyon 800 bin euroluk bir bonservisi var. Yani Galatasaray bir oyuncu alabilir ama nasıl şartlar oluşur mu, oluşamaz mı bilmiyorum. Galatasaray'ın istediği bir kıvamda bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gel kızım, gel, sen de gel. Galatasaray'ın ben Drinkwater'a teklif yaptığını düşünmüyorum. Sadece burada şunu söylemeliyim. Menajerinin önerdiğini net bir şekilde söylemeliyim. Ama böyle bir şey var mı yok mu? Daha çok henüz araştırmadım ama eğer varsa da %100 Galatasaray'ın ilgilendiği değil, menajerinin Galatasaray'a sunduğu bir teklif olabilir. Drinkwater'ı Galatasaray'a getirebilirim. Hangi şartlarda? Bu şartlarda. Ondan sonrasında ne oluyor? Yönetim Fatih Terim'e sunuyor. Fatih Terim bu oyuncuyu kabul ederse transfer gerçekleşir. Ama ben Fatih Terim'in Drinkwater'la alakalı olumlu bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü yani
Galatasaray'ın box to box oynayan, yani hem ileriyi hem geriyi çok iyi oynayabilen bir futbolcuya ihtiyacı var. Drinkwater bunu iyi yapamıyor. Evet, defansif olarak baktığımız zaman yeterli düzeyde ama kilit pas noktalarında biraz sıkıntısı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle defansif oyuncu, sağ defansif oyuncu değil ancak defansı biraz daha ağır basan bir futbolcu. Aynı zamanda yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, bir hafta öncesinde Fenerbahçe'de bu isim yazılmıştı. Drinkwater yazılmıştı. Ben bu oyuncuya çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Fred konuşuluyor şu an Galatasaray'a. Evet. Fred konusunda ne diyorsun? Bir gelişme yaşanır mı sence? Fred de aynı şekilde orta sahanın ortasında oynayan bir futbolcu. Aynı zamanda defansif kurucu olarak da, defansif oyuncu olarak da görev alabiliyor. Ve geçen yıl Manchester United'da öyle iyi bir maç performansı yakaladı diyemeyiz. Birçok maçta Fred'i görebildik ama gol yollarında çok büyük katkısı olamadı. Yani o yüzden Fred'i tutar mı, Manchester United tutmaz mı bilmiyorum ama 17 milyon 500 bin euroluk bir şu an bonservis bedeli var ve 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Yani bu transferin de ben çok zor olacağını düşünüyorum. Olursa ki kiralık, kiralık bedelle de Manchester United size ücretsiz bir bonservis veya kiralama yapmaz. Ortalama 2 milyon 3 milyon euroluk bir en az kiralama bedeli gidecek ki oyuncuya da bir o kadar vereceksiniz. Galatasaray'ın şartlarına uymayan bir futbolcu. Maliyet açısından, ancak öbür tarafta da Galatasaray'ın oyun akışında çok çok yararlı olabilecek bir futbolcu. Yani Drinkwater evet ama bu çok çok usta bir oyuncu. İki tarafı çok iyi oynayabilen, ayaklarına hakim ve takımını ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok çabuk çıkartabilen bir futbolcu. Uzaktan şut denemeyi seven, zaman zaman da isabet sağlayabilen futbolcu ama bu yıl o katkıyı veremedi Manchester United'da. O sebepten dolayı Manchester United bu oyuncuyu göndermek isteyebilir ama Manchester United'da iddialı bir kadro kurmak istediğinden dolayı bu yıl bence bonservisiyle göndermek Manchester United'ın daha çok aklına yatacağı için Galatasaray'a bu transferi yapmasına ihtimal vermiyorum. Geçen yıl hemen baktığımda 29 tane maça çıkmış Premier Lig'de. Yani azımsanmayacak bir rakamdan bahsediyoruz. Ancak gol katkısı ne asist olarak ne de gol olarak bir varlık gösterememiş. Avrupa Ligi'nde ise 9 maçta 2 gol 4 asist yapmış. Bu da aslına bakarsanız 9 maçta çok iyi bir istatistik. Öbür taraftan yine FA Cup'ta 6 tane maça çıkmış. Gol ve asist yok. Yani baktığımız zaman sadece Avrupa Ligi'nde bir şeyler yapmış ve takımına asist anlamında, gol anlamında bir şeyler verebilmiş Fred. Aslına bakarsanız çok kaliteli ve Galatasaray'la çok büyük bir iş de yapabilir. Ama maliyetleri düşündüğümüz zaman bu transferin ben çok olumlu olacağını düşünmüyorum. Daha öncesinde Lerme'yi falan konuştuk. Bir sürü oyuncu geçti ama özellikle Fred ismini isterim. Yani Fred Galatasaray'da bir şeylere başarabilir ve Galatasaray'ın oyununu bir tık daha üst seviyeye taşıyabilir. Ama yine dediğim gibi tekrarlıyorum, bu transferin olma şansı yok. Bence. Binay, bir de Alanya Spor'dan Bakasetas konuşuluyor. İsmini doğru mu söyledim bilmiyorum ama. Bakasetas, evet. Ne diyorsun? Olabilir mi? Belki bugün konuşacağımız oyuncuların, 3 tane oyuncu konuşacağız. En olumlu tarafı bu olabilir. Bakasetas kısmına baktığımız zaman. Çünkü Alanya Spor'dan oyuncu almak Galatasaray için aslına bakarsanız çok basit olay. Yani Manchester United'dan oyuncu almak var, Chelsea'den oyuncu almak var, Alanya Spor'dan oyuncu almak var. Ama Bakasetas da Alanya Spor için çok büyük bir oyuncu ve çok büyük bir potansiyeli var. Evet, yaş olarak baktığımız zaman 27 yaşında, 1.81'de boyu var. Şu an benim önümde açılan sayfada 3 milyon euroluk da bir bonservis bedeli var. Serbest kalma parası ise 5 milyon euro. Yani 5 milyon euro bu Alanya Spor'a verdiğinizde oyuncu direkt serbest kalıyor. Ve Bakasetas da yine ilerideki 3. bölgedeki attığı final paslarıyla, bunu her zaman söyledik, fark yaratan bir oyuncu ve 3. bölgedeki o akışkanlığı sağlayabilen, yani takımını yönlendirebilen bir oyuncu. Tamam, alıyor. Tam ilaç olacak. Alıyor, veriyor ve geriden de iyi oyun kuruyor. Yani o 3. bölgedeki komutan dediğimiz, lider dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bakasetas'ı çok beğeniyorum ama Alanya'nın çok kolay bırakacağını zannetmiyorum. Tabii ki de burada yurt içi transferi olduğu için hani bir miktar para
birkaç tane oyuncu takası değerlendirilebilir. Ama Alanya'nın bu şartları kabul edebileceğini zannetmiyorum. Çünkü artık Anadolu kulüplerinin de gözü açılıyor yavaş yavaş. Nurcan, artık paraya bakıyorlar. Yani Mensah mesela, hayret ettim nasıl Beşiktaş o şartlarda aldı, Galatasaray alamadı. Çok şaşırdım açıkçası. Çünkü Fatih Terim çok istiyordu Mensah'ı. Farkında mısın? Yani bir 3 sezondur galiba. 3 sezondur Galatasaray doğru düzgün transfer yapamıyor. Bu yönetim geldikten sonra maalesef o tip sorunları yaşadık. Yani formelsiz oynadık ya Günay. Bu transfer, yani bu yönetimden önce de şu vardı. Har vurup harman savuran bir yönetim vardı. Yani hiçbir zaman Galatasaray ortasını bulamadı. Unal Aysal'ı çok beğenirdim ama o da Galatasaray'ın çok büyük bir batağa doğru sürükledi. Devamında enkaz alan Dursun Özbek daha kötüye götürdü. Şimdiki Mustafa Cengiz yönetimi ise Galatasaray'ı artıya çıkarttı. Bu büyük bir başarıdır ama transferde maalesef başarısız bir yönetim var. Bakasetas geçen yıl Süper Lig'de 34 maçta oynamış, 10 gol, 5 asist oynamış. Yani asisti biraz daha fazla olabilirdi diye düşünüyorum. O yüzden evet, golcü bir oyuncu, ancak asist kısmını bu tip oyuncuların biraz daha fazla yapmasını düşünüyorum. Bunu o yüzden hani Galatasaray'da yine gol yollarında etkili olabilecek bir futbolcu. Bu arada Emre Akbaba da sakatlık geçirmiş, evet, bir 2 ay sahalardan uzak kalacak. Maalesef bünyesi güçsüz olduğunu düşünüyorum. Yani Emre için bu sene son sene. Bu sene bir şeyler yapmak zorundaydı. Umarım çok çabuk toparlar ve çok çabuk sahalara döner ki Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Bir o kadar da onun da Galatasaray'a ihtiyacı var. Umarım çok çabuk şekilde toparlar ve sahalara döner diyorum. Ve bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Drink water, Bakasetas ve Fred. Bu 3 oyuncudan hangisi alınırsa Galatasaray için ideal bir transfer olur. Aşağı lütfen yorumlara yazın. Birlikte konuşalım, birlikte tartışalım diyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumları unutmayın. Katıl yapan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Tekrar isimlerini sayalım. Eyüp Yıldız, Nurhan Bilgin, Taylan Aydemir, Arda Ergün. Oraya da özel videolar atmaya başladım diyorum. Katıl yaparsanız da ayrıca mutlu oluruz. Siz de bizim ailemizden birisi olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.